Evet, başlıyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar, merhabalar. Ben Sabahattin Yanlı. 3 Nisan Pazartesi günü, hem haftanın açılış gününde hem de yeni ayın ilk yayın gününde hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, herkese saygılar. Bugün haftalık açılışa bakacağız. Piyasaların aslında aylık açılışına bakacağız. Genel durumları konuşacağız. Haber akışlarını konuşacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Ne var ne yok hepsini konuşacağız arkadaşlar. Olaylar olaylar diyoruz. Pazar günü çok değişik, çok ilginç olaylar oldu. Bunları irdeleyeceğiz. Piyasalara etkileri nasıl olabilir orta uzun vadede, bunları konuşacağız. Kripto tarafına bakacağız. Halihazırda 28.000 bölgesinde fiyatlanan, hala 28.000 bölgesinde fiyatlanmaya devam eden Bitcoin'i, Ethereum'u ve onlara bağlı altcoin'leri konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese şimdiden mutlu bir hafta, mutlu bir ay diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu tabii ki. Başta sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım kimler buradaymış. Saadettin Bey'i görüyorum. Hoş geldiniz Saadettin Bey. Müslüm Bey, Nayre Gaz, Nalan Hanım, Orçun Bey, Vedat Bey, KS, Orçun Tümer, Bilal Bey, Mimo Face, Mücahit Derince, selamlar hocam. Murat Bey, Bibi, Ahmet Anıl, Ayhan Bey, Uğur Bey, Şerife Hanım, Semih Bey, Mehmet Bey, Hakkı Bey. Efendime söyleyeyim, kaybetmeyiz. Evet, kaybetmişiz. Hakkı Süfenkçi, Salih Bey, Durul Sarıoğlu, Adem Bey, Ali Öztaş. Sizin renk gitmiş Ali Bey bu arada. Adem Bey, pardon. Garip geldi, hoş geldiniz tekrar. Ali Bey, Yiğit Bey, Kuks Faruk, Hasan Bey, Kunda Hanım, hoş geldiniz. Gökay Bey'i görüyorum, Mavi Karınca, Yiğit Bey, Bünyamin Hocam, selamlar. Cenk Bey, Mehmet Ovat, Murat Bey, Yavuz Bey, Vedat Bey, efendime söyleyeyim, Diyan'ın annesi Bistin, Ahmet Bey, Necati Bey, Kripto Post, Yavuz Bey, Osman Kerim Bey, efem, Bıldırcın, Selim Bey ve Erhan Bey'i görüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar, selamlar, saygılar tekrar. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Haftaya nasıl başladınız? Aya nasıl başladınız? Pozisyonlarınız, durumlarınız, işlemleriniz nasıl? Bunları konuşalım. Akabinde piyasa analizine geçeceğiz. Bir 5 dakika erken girdim. Evet, şu an baya baya dipteymiş mikrofon ayarı. Şu an muhtemelen çok daha iyi gelecek. Gurbet Kuşu 4. ayını kutlamış. Hoş geldiniz. Beğenimi yaptım darısı yapmayanlara. Gurbet Kuşu hoş geldin abi. Umarım iyisindir. Keyifler nasıl? Yok, Adem Bey onun için söylemedim. Siz hep yeşildiniz. Böyle bir şey görünce garip geldi. O anlamda söyledim. Hoş geldiniz tekrar. Mehmet Bey hoş geldiniz. Necmettin Bey selamlar. Zafer Bey selamlar. Hoş geldiniz. Harika. Sevindim. Sevindim. Ses mikrofonda kısılmış bayağı. En dibe gelmiş. Şöyle biraz daha açayım isterseniz. Ahter Hocam hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz hocam. Özgür hayatınızın ilk günü Ahtar hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Detayları siz verirsiniz isterseniz tabii ama. Kayhan Bey hoş geldiniz. Neşe Hanım selamlar. Dilaver Asil Türk hoş geldiniz hocam. Serdar hocam saygılar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evrim hoş geldin hocam. Güzel güzel toplaşıyoruz. Emrah Bey selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İşlemler nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Kazançlar, zarar? Ne şekilde, ne durumdasınız şu anda? Var mı pozisyonlarınız? Önce bir onları konuşalım, bir 3-5 dakika hal hatır soralım. Genel olarak bakalım, sonrasında zaten akışımıza geçeceğiz. Faksi dedi, hoş geldin hocam, selamlar. Cemal Bey selamlar, hoş geldiniz. Ev sahibi gibi gelen herkesi selamlıyorum. Vedat Bey selamlar. 1790'dan Ethereum long'tayım. Güzel. Güzel. Şu an kısa vade için gayet güzel. İşlemler kısa sürüyor. Mantıklı aslında. 10 gündür short'ta bekliyorum. Ben de short'u açalı olmuştur bayağı ya. Bitcoin'de short'um var. Birkaç tane daha short pozisyon aldım yeni. Ama benim de bir 10 gün falan olmuştur. 100x long devam. Bol kazançlar hocam. Berbat. Cemal Bey niye öyle oldu ya?
Bitcoin ile ilgili birazdan fikirlerimi vereceğim Hüseyin Bey. Birazdan söyleyeceğim. Temel veriler yukarı mı aşağı mı? Hocam çok karışık. O kadar karışık ki anlatamam değil. Anlatabilirim, birazdan anlatacağım. Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Çok bayağı değişik şeyler oluyor. Olmaz dediğimiz şeyler olmaya başladı. Böyle çok garip değişik haberler geliyor. Birazdan bunları aktaracağım. Bunları yorumlayacağız. Çok ilginç şeyler oluyor. Konuşacağız. Konuşacağız hepsini. Zaten ev sahibi değil misin? Öyle demeyelim ama ortak komün alandayız diyelim. Bereket Bey hoş geldiniz. 1842'den Ethereum short'tayım. %75'i kapandı. Bol kazançlar hocam. Siz bir de stopu girişe de atmışsınızdır Orçun Bey. Bol kazançlar. Hafta sonu güzeldi. Hafta sonu gerçekten güzeldi. En azından işlem açan arkadaşlar için çok öngörülebilir hareketler oldu. Temennimiz piyasanın iyi olması. Konuşacağız hocam. Arbitrum short'tayım. 1.30'dan Emrah Bey çok güzel. Arbitrum'la da ilgili böyle değişik haber akışları vardı. Fiyatı çok fena vurdular aşağı. 200 yukarı 200 aşağı deniz dalgası formasyonuyla devam ediyoruz. Bakalım ya, burada aslında bir CME gap vardı bu bölgede. CME gap kapatıldı. Hızlı bir hareketle kapatıldı. Şimdi biraz daha durumların ne olduğunu anlamaya başlarız ufak ufak kripto tarafında. Yener hocam hoş geldiniz. Hocam bilerek altcoin'lerden milleti sattırıyorlar. 2015'te de böyle olmuştu. Birden yukarı vuruyor sonra. 2017'dedir hocam o. 2015'te piyasa 90 derece aşağı gidiyordu. 2016'dadır ya da 2016'nın sonlarındadır. Olabilir bu arada. Yanlış bir argüman değil bu. Hadi o zaman. Hadi o zaman. 217 kişiyiz şu anda. Konuşamadım. 217 kişi şu anda yayında anlık olarak. 70 beğenimiz var. Ortalama 3 kişiden biri beğenmiş. Beğenileri bir tık arttıralım. Hemen hızlı bir şekilde analizlerimize geçeceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde analizlere geçiyoruz. Chat'i şöyle aldım önüme. Şimdi arkadaşlar kripto tarafıyla ilgili başlıyoruz. Şöyle biraz daha geniş alacağım. Aslında 28.500 dolar bölgesindeki hareketlilik. Yani bunu artık uzun uzun konuşmaya bile gerek yok. Herkes biliyordur bunu. Aşağıda 26.600 dolar bölgesi, yukarıda 28.500 dolar bölgesi bir range alanı oluşturdu. Biz bu alana ne zaman girdik? 18 Mart itibariyle girdik ve tarihe baktığım zaman 2 haftayı aşkın bir süredir, evet aşağı iğnelemeler, yukarı iğnelemeler mevcut olsa da yaklaşık olarak 2 haftadır biz bu alan içerisinde kripto tarafında hareketliliğimize devam ediyoruz. Majör bir hareket göremiyoruz arkadaşlar. Yani ne net bir yukarı kırılım ne de net bir aşağı kırılım henüz göremedik. 2 haftadır range içerisinde al sat yapa yapa, aşağıdan long yukarıdan short aça aça, kendi adıma söylüyorum. Yoruldum artık. Lütfen bir kırılım versin bize piyasa. Rahat rahat yukarı mı gidiyoruz, alalım spotlarımızı ya da hali hazırda longlarımızı büyütelim. Eski spotlarımızdan karlar alalım. Aşağı mı iniyor piyasa? Artık insin. Short açalım. Bir şey yapalım yani hani. Şu ana kadar Bitcoin 2 haftadır yatay periyotta kısa vadede çok güzel kazandırdı. Ancak net kırılımı henüz gerçekleştiremedi. Hala da içinde bulunduğumuz saatler içerisinde de gerçekleştiremiyor gibi. Alanı 3 parça halinde çok kolay şu şekilde takip edebilirsiniz. Aşağıda 26.600 bölgesi, orta bandımız 27.600 civarı, aşağı yukarı hani 20 dolar 30 dolar aşağısı, 20-30 dolar yukarısı gibi düşünün. Üst kısımdaysa yine 28.500 dolar bölgesi, üstünü altını noktasal düşünmeyin lütfen. Alan olarak düşünün o bölgeyi. Bu alan arkadaşlar bizlere 2 haftadır para kazandıran alan. Hala buradayız, hala devam ediyoruz. En son yaklaşık olarak bir 2 saat önce üst bandı denedik. Şimdi tekrar üst banttan red yiyoruz. Teknik olarak çok basit bir çıkarım. Daha geniş ölçekte neler oluyor? Daha geniş ölçekte ne durumdayız sorusunu soran arkadaşlar için. Şuraya şöyle küçük bir tweet attım arkadaşlar. Ekranda bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Şu an içinde bulunduğumuz bu küçük alan haricinde, şu an biraz önce anlattığım bu küçük alan haricinde daha majör, daha büyük hareketler için
Ekranda her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle 31.800, 32.000 doların üzerini koymadım. Çünkü burayı aşarsak olay bambaşka bir boyuta evrilecek. Olay çok farklı yerlere gidecek. Sadece bu kısım için yani fiyatın alt bölümleri 17.000, 16.000 dolardan şu an bulunduğumuz konuma kadar ki bütün önemli bölgeleri bir bir işaretledim arkadaşlar. Hepsini aslında anlayabilirsiniz neden önemli olduğunu vesairesini. En azından bir nebze teknik analiziniz varsa. Yoksa da önemli değil. Hepsini belirttim. Bunların hepsi benim için farklı şeyler ifade ediyor. Hepsinde de alacağım işlem modeli birbirinden farklı olacak. Şu anda buradayız. Bu haftalık bir grafik arkadaşlar. Şu anda buradayız. Yani direnç çok önemli bir direncin. Aşağısında aslında akümülasyona devam ediyoruz 2 haftadır. Fiyat aşağı gelirse değerlendirme yapacağım bölgeler bunlar. Bakınız şeyi yine söyleyeyim. Bu biraz önce bahsettiğim 26.600, 28.500 alanını bir kenara bırakıyorum. Bu bir range yapısı. Bu başka bir şey. Şu an burada gördüğünüz noktalar ki onları söyleyeyim. Yukarıda 31.200, 32.000 dolar, 29.000 dolar bölgesi. Hatta 28.500, 29.200 dolar bölgesi. Aşağıda 25.200 bölgesi, 22.600 bölgesi, daha da aşağıda 20.000 dolar. Onun da aşağısında 19.000, 19.200 dolar bölgelerini görüyorsunuz. Bunların hepsi benim için ayrı ayrı işlem açacağım. Kimisinde mesela 25.200'de spot alım yapmayı planlıyorum. 22.600 bölgesi çok net olarak orta vade long yönlü işlem deneyeceğim bölge. 20.000 dolar bölgesi çok aşırı derecede ciddi spot alım yapmayı planladığım bölge. Tabii bunlar aşağı yönlü senaryolar arkadaşlar. Yukarı yönlü senaryoyu tekrar edeyim. 32.000 doların üstünü özellikle koymadım grafiğe. 32.000 doları aşarsak şu an chatte bulunan 300 kişi ve ben de dahil olmak üzere çok kısa zaman dilimi içerisinde hayal ettiğimizden bile daha fazla para kazanacağız. Tabii long yönlü ve spot yönlü işlemler için söylüyorum. Yukarıya çıkabilirsek orası için ayrı bir değerlendirme atacağım. Bu grafiği ya da bu noktaları arkadaşlar işlemlerinizde geldiğinde en azından gelirsek ki umarım buralara kadar gelmeyiz hiç. Ama olur da gelirsek bu bölgeleri unutmayınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok basit bir analiz metodu var burada. Önünüzde duruyor. Ethereum tarafı için konuşacak olursak Bitcoin nasıl ki dün gece itibariyle öyle söyleyeyim ya da bu sabah itibariyle saat kavramı değişebiliyor. 27.600 bölgesini denerken Ethereum'da kendi ara destek bölgesi olan 1760 dolar bölgesini denedi ve çok güzel reaksiyon aldı buradan. Yapı devam ediyor. Ethereum'un Bitcoin'e olan bağlılığı devam ediyor. Yaklaşık olarak bir hafta sonra Shanghai ya da yeni adıyla Chapella, Shanghai Hard Fork, Shanghai Capella Hard Fork gerçekleşecek. Ethereum'da major hareketler göreceğiz. Ethereum'da büyük hareketler göreceğiz arkadaşlar. Özellikle bu hafta içerisinde Bitcoin'deki hareketlilik bir yana Ethereum'da ekstrem hareketlilik göreceğimizi düşünüyorum. Bu da doğal olarak altcoin'lerde de ekstrem hareketlilikler göreceğimiz anlamına geliyor. Bunun da sebebi Shanghai Hard Fork'u. Yanlış hatırlamıyorsam 12 Nisan'da hep 11 diye aklımda kalmış ama 12 de olabilir. Çok önemli değil. Yani önümüzdeki 1-1,5 haftalık periyotta Ethereum tarafında, altcoin'ler tarafında Shanghai Hard Fork'un piyasa yatırımcıları tarafından nasıl değerlendirileceğine göre çok ciddi oranda değişken hareketlilikler göreceğiz arkadaşlar. Benim kişisel beklentim Capella, şimdi bu şeyi anlatayım arkadaşlar. Chapella'yı yani Shanghai Capella güncellemesini, Hard Fork'unu anlatayım. Ethereum Merge tamamlanmış olacak. Doğal olarak yaklaşık 2,5-3 yıldır stake edilen Ethereum'lar kendileri şu anda yanlış hatırlamıyorsam 25-26 milyar dolar boyutunda olan Ethereum'lar kilitleri açılacak. Kilitleri açılacak ve doğal olarak bu kilitler bence bir satış baskısı yaratacak. Ama benden çok daha ters, çok daha farklı düşünenler de var. Mesela Ahtar Hocam bunlardan biridir. Benden farklı düşünür o. Bu konuda şöyle diyor. Ethereum yatırımcısı sadıktır, güvenilirdir, ne yapacağını bilir. Uygun piyasa koşullarında olduğumuz için Ethereum'u satmaya yönelmeyecektir. Bu satış baskısı olsa bile çok küçük kalacaktır. Aksine pozitif yönlü hareketleri gerçekleştirebilir diyor. Bu argümanı savunanlar da çok fazla.
Ben ama biraz daha şey realiteye bakıyorum. Bence 600 dolardan 700 dolardan Ethereum almış olsaydım ki stakeleyenlerin ortalaması 630 civarında. Şu an 3x'deyim arkadaşlar. Bir kar realizasyonu yapardım. Bu kar realizasyonu bile Ethereum tarafında hafif geri çekilme yaratabilir. Bu tamamen geçici ve teknik bir durumdur. Yani Ethereum'daki geri çekilmenin sonsuza dek devam edeceğini düşünmüyorum. Bu potansiyel olası geri çekilme bana göre çok net bir alım fırsatıdır. Ben elimdeki hiçbir Ethereum'u satmadım, dokunmadım. Bir tanesine bile dokunmadım Ethereum'ların. Ne spot tarafta aldıklarım, ne eskiden beri taşıdıklarım, hiçbirine dokunmadım. Aksine eğer düşündüğüm gibi olursa, yani bir Shanghai Hardcore ile bir geri çekilme gelirse, amacım elimdeki Ethereum miktarını arttırmak olacaktır. Bu önemli bir konu. Buna da değinmiş olalım. DXY'ye gelelim arkadaşlar. DXY tarafında bir 103 teknik denemesi geldi. Dün akşam kiminle konuşuyorduk hatırlamıyorum ama 103 bölgesinde bir hareket gelir. Sonrasında bakarız ne olacağına diye konuşuyorduk. Nitekim 103 bölgesinden çok sert red yedi. Bu red yemenin arkasındaki olayda arkadaşlar tam olarak altında gördüğünüz hareketlilik. Altınla ilgili altının canını sıkacak çok negatif haber akışları geliyor. Bu arada Alihan Hocam hoş geldiniz. Videonuzu izledim. Çok güzeldi hocam. Elinize sağlık. Altın tarafının canını sıkacak haber akışları var. Hatta günün, bana göre haftanın en önemli haber başlığı. Hafta henüz başlamadan önce geldi. Petrol tarafındaki hareketlilikler altın tarafını çok ciddi etkileyecek. Aradaki bağlantıyı anlatacağım sizlere. Nasıl bir bağlantı var? Ne şekilde etkileyecek? Hem dolaylı yolda hem direkt olarak nasıl etkileyecek? Ancak şu an içinde bulunduğumuz durumda DXY'da gördüğümüz 103'ten düşüş dalgası tamamen altın tarafındaki taleple ilgili. Şu an insanlar dolardan kaçıp altına geçiş yapıyor arkadaşlar. Petrol dediğim gibi üzerine konuşacağımız, üzerine deneyeceğimiz ana basamak, ana konu. Ancak Amerikan piyasalarına bakalım. Amerikan piyasalarında şu anda çok majör bir durum söz konusu değil. 13.000 seviyelerinde, 13.100 seviyelerinde olan Nasdaq görüyorum ki zaten 13.000 üzerinde durabilmesi bile muhteşem bullish bir durum. O yüzden bir problem görmüyorum şu anda Amerika tarafında. S&P tarafı 4.100 üzerinde. Sıfır sıkıntı arkadaşlar. Bu bölgeler korunmaya devam edildiği sürece hatta 4090'lara kadar geri çekilme bile makul. 4090'lar yaklaşık olarak kabul edilebilir geri çekilmeler. Ancak şu an Amerikan piyasaları muhteşem pozitif durumdalar. Tabii ki bunun da etkileri bir şekilde piyasaya, diğer piyasalara da özellikle kriptoya yansıyacaktır da. Onun dışında petrole en son geleceğim. Petrolü uzun uzun konuşacağız çünkü. Çok ilginç haber akışları var. Çok bayağı ilginç haber akışları var. Ve bu haber akışları piyasaya olumlu senaryoda nasıl etki edebilir, olumsuz senaryoda nasıl etki edebilir üzerine konuşmamız lazım. Çünkü bugün itibariyle bu pazar gününün olayı arkadaşlar. Pazar günü bir haber akışı geldi. Sonrasında bugün de gelen haber akışları var. Detaylı konuşulması gerekiyor piyasalar açısından. Euro dolara baktığımız zaman euro dolarda şu an teknik hareketlilik devam ediyor. Yukarıda 1.0902'ye, aşağıda yaklaşık olarak 1.08 seviyesine temas şeklinde gidiyoruz. Şu an euro tarafında bir problem yok. Japonya tarafındaki hareketliliği çok yakından takip edeceğim. Çünkü yine söylüyorum petrol tarafındaki bu hareketlilik hem farklı sebeplerden geliyor ancak Japonya'nın da burada çok ciddi bir payı var. Çok büyük sürpriz olan kısmı da o. O yüzden Japon yenindeki hareketlilik de en azından Forex sever arkadaşlar için, Forex işlem açan arkadaşlar için çok yakından takip edilmeli. Bunlara da değineceğiz. 10 yıllık tahvil faizleri 3.50 seviyesinde. Sürpriz bence. Daha da aşağı inmesi gerekiyordu ancak şu anda 3.50 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Okey. Kabul edilebilir seviyeler. Alıştığımız seviyeler artık. Kısa vadede en azından. Hang Seng tarafı kapalı olacak. Sanırım çarşamba gününe kadar Çin tarafında yine bir kapanma durumu söz konusu. Habire tatil yapıp duruyorlar. Doğalgaz tarafındaysa ne güzel hareket ya. Güzel. Doğalgaz tarafında destek bölgesinden pozitif hareketlilik devam ediyor. Şu iğneyle beraber stop olmuştum. Şurada yine
tekrar işleme girdim arkadaşlar. Bu bölgeyi değerlendireceğimi konuşmuştuk. Halihazırda işlemdeydim zaten. Yukarı hareketle beraber kar almıştım. Aşağı iğne stop noktama girişe çekmiştim. Şu aşağı bıraktığı iğne beni stop etti. Tekrar pozisyondayım. Şeyde çok güzel hareket yapmış ya. Sevdim. Doğalgaz tarafı da güzel güzel hareket yapmış. Doğalgaz tarafında hala pozisyondayım. Serkan hocam hoş geldiniz. Selamlar. Ethereum Bitcoin tarafına bakalım. Ethereum Bitcoin'deki hareketlilik de kritik olacak. Neredesin Ethereum Bitcoin? Güzel. Trend üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Bakınız arkadaşlar. Bir ara ürkütücü bir şekilde trendi aşağı yönlü kırmıştık. Şöyle bakalım. Trendi aşağı kırmıştık. Aşağı kırdıktan sonra altcoin'ler için gerçekten her şey kötüye gitmeye devam ediyordu. Israrla kötüye gidiyordu, gidiyordu, gidiyordu. En son şurada bir yerde bir yukarı attık kendimizi. Ve hala bakınız majör düşen trend. Şöyle trendi şöyle göstereyim sizlere. Son tepemizden gelen majör trendimizin ki tarihi neymiş? 9 Kasım. September Kasım mıydı? Sanırım Kasım'dı. Emin olmamakla beraber. Kasım itibariyle takip ettiğimiz trendin üzerine attık ve burada kısa vadede bile mükemmele yakın bir akümülasyonla hareketine devam ediyor. O yüzden altcoin'ler tarafında bir problem yok. Bitcoin kafayı kaldırdığı anda Eylül mü oluyor? Medli hocam. Aylar konusunda berbatım. Berbat yani ay konusu bende. Eylül konusunda katılırım size. Eylül ayından beri diyelim. Eylül ayından beri takip ettiğim trendin üzerindeyiz. Bunu da anlamı şu. Bitcoin kafayı yukarı kaldırırsa altcoin'ler bahar bayram havası estirecektir arkadaşlar. Tabii ki Ethereum'un Bitcoin'e eşlik ettiği senaryoda. Çünkü diğer türlü Bitcoin yükselirse, Ethereum yükselmezse bu yine aşağı inecektir. Yine görmek istemediğimiz noktalara ulaşmış olacağız. Hadi hızlıca haber akışlarına geçelim ama önce bir iki dakika bir soluklanayım. Bir iki dakika bir dinleneyim arkadaşlar. En azından genel market analizimiz bu şekildeydi. En son Fed üyesi Ballard konuşuyordu. Yeni bir şey söyledi mi? Labor market is not changing much. İnşallah. James Ballard konuşuyordu. Çok garip söylemlerde bulundu. Hatta Telegram'da paylaştık bunun bir kısmını. Yok ekstrem bir şey, yeni bir şey söylememiş James Ballard. Yeni bir şey söylememiş James Ballard. Altcoin'lerdeki durumun bezdirme, bıktırma operasyonu olduğunu düşünmüyorum hocam. Altcoin'lerde balinaların maldan çıktığını düşünüyorum ben. Bereket hocam, sizin gibi düşünmüyorum. Altcoin'lerdeki olayın tamamen bu Shanghai Hard Fork'u öncesinde gayet insanların beklendik insanlardan kastım büyük yatırımcılardan bahsediyorum, balinalardan bahsediyorum. Shanghai Hard Fork'undan benim biraz önce bahsettiğim olası kötü durumdan dolayı ki bu ciddi bir ihtimal arkadaşlar, küçük bir ihtimal değil yani. Biraz önce bahsettiğim Hard Fork olayını sadece düşünen ben değilim. Ahter hocamın savunduğu tarafı düşünen kişi sayısı da az değil. Ortada bir konu zaten. Burada işte sonuç bize durumu gösterecek. Ama insanlar bu durumdan dolayı yani benim bahsettiğim Ethereum'un sert satış yemesi ihtimalinden dolayı balinalar şu an ciddi ciddi mal boşaltıyor. Hatta şu anda da değil. Yani bayağıdır. Yaklaşık 1,5-2 haftadır falan mal boşaltıyorlar. Doğal olarak bu bir bezdirme operasyonu değil. Bayağı adamlar satış yapıyor. Şu an altcoin'ler el değiştiriyor arkadaşlar. Balinalar satıyor, küçük yatırımcılar alıyor. Balinalar satıyor, başka balinalar satın alıyor. O yüzden fiyat şu an buralarda tutunuyor altcoin'lerde. Çünkü o alıcı dalgası olmasaydı paramparça olacaklardı. Çok ciddi satışlar yediler bütün altcoin'ler. O yüzden bakalım. Bakalım, temkinli olmakta fayda var. SXP nasıl ilerliyor? Hocam bunu geçen hafta konuştuk zaten. SXP'nin haberi vardı. Solara dönüşüyor diye. Yeni proje, yeni imkanlar. O yüzden aslında yürüyen SXP değil, yürüyen Solar, yeni proje. Yeni projenin hype'ı yürüyor. Haber akışıyla yürüyor ya da öyle söyleyelim. Hocam doğrudur, 4x yapmış olabilir. Geçen hafta konuştuk. Geçen hafta konuştuk Uğur Bey. Detaylarına bakabilirsiniz. Hatta Araf hocam paylaşmıştı benimle bilgileri. İşte SXP'nin Solar'a dönmesi,
projedeki değişiklikler vesaire. Bunlar geçen haftanın konusuydu. Geçen haftadan beri fiyatlanıyor zaten. Şimdi gelelim günün asıl konusuna arkadaşlar. Günün asıl konusu, hatta haftanın bana göre, hatta belki de orta vadenin en önemli konularından biri. Petrol. Petrole ne oldu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Verilmiş sadakan varmış arkadaşlar. Ben biliyorsunuz petrolde short işlemdeydim. 75,5 dolarda stop olacaktım. Şurada oldum. Bakınız şurada stop oldum ben. Cuma akşamı burada stop oldum. Hatta şeyi düşünüyordum, trend kırılımıyla beraber long düşünülebilir mi diye kendi kendime böyle kafamdan şey yapıyordum. Hatta planım şuydu, petrolde bir düşüş bekliyorum, petrolün düşmesi lazım, enflasyonun düşmesi için diyordum. Buna istinaden teknik olarak da düşüşü destekliyordu. Sonra petrol uçmaya başladı. Ben de dedim ki trendi kırarsak 75,5 bölgesinde stop olurum. Nitekim oldum. Verilmiş sadakan varmış arkadaşlar, hafta sonu pazar günü. Haber akışları geldi. Şöyle bilmeyen, duymamış arkadaşlar için burada direkt Telegram'dan göstereyim arkadaşlar. OPEC petrol üretimini günde 1 milyon artı, 1 milyon plus varil azalttı. Yani petrol üretimi azaldı. Yani bir ürünün arzı azalırsa, talep de aynıysa fiyat uçar arkadaşlar. Çok temel ekonomi A101 durumu. Arzın azaltılacağını söyledi. Burada kalem kalem kimin ne kadar azaltacağı. İşte Arabistan 500 bin varil, Bahreyn 144 bin, Kuveyt 128 bin, Irak 211 bin, Umman 40 bin ve Cezayir 48 bin varil günlük bunlar arkadaşlar. Petrol üretimini azaltacağını duyurdu. Rusya'nın da mevcut 500 bin varillik kesintisinin uzatılacağı haberi geldi. Hadi bakalım dedim. Petrol dedim, verilmiş sadakan varmış. Çünkü işlemi kapatamasaydım şu an burada olacaktım. Aradaki fark bu arada inanılmaz yüksek bir gap. Şimdi peki bu haber, bu olaylar neden önemli? Bunun üzerine bir de yetmezmiş gibi Japonya tarafından şöyle bir haber geldi. Umarım paylaşmışızdır onu. O da çok aşırı ekstrem bir haberdi. Paylaşmış olmalıyız ama ben yine haberi vereyim. Arkadaşlar Japonya Rusya'dan, bakınız Japonya yani Asya'daki Amerika, Asya'daki küçük Amerika olan Japonya ekonomik anlamda hemen hemen her şeyi Amerika'ya bağımlı olan Japonya dip fiyat üzerinden Rusya'dan mal aldığını açıkladı arkadaşlar. Bu inanılmaz derecede şey yani hani Brutus'un Sezar'a yaptığını Japonya Amerika'ya yapmamıştır. Yani o derece bir durum. Çok ekstrem bir şey bu. Çok hayretler içerisinde takip ettim haber akışını. Bu Japonya-Rusya olayı çok basit bir olay değil arkadaşlar. Ve petrol tarafında ciddi bir yükseliş dalgası gördük. Bütün büyük firmalar bu JP Morgan'ından tutun da işte Amerika'daki bütün firmaların hepsi şimdi tek tek yıl sonu petrol beklentisini rezerv etmeye başladı. Yani yenilemeye başladı. Ortalama 90-92 civarındaydı yıl sonu petrol beklentisi. Direkt olarak 95 ve üzerine revize edildiğini gördük. Şimdi petrol neden önemli? Biz bunu neden önemsemeliyiz? Bunun ne alakası var, ne önemi var diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında yayınlarda sık sık dile getirdiğimiz bir konu. Petrol dediğimiz şey enflasyonun en önemli 3-4 kaleminden biridir arkadaşlar. Doğal olarak petrol fiyatının yükseliyor olması demek, bakın bu ay özelinde söylemiyorum, bu yükseliş bu ayki gelecek olan enflasyon verisine yansımaz. Ama bir sonraki veriye net olarak yansıyacaktır. Daha önce konuşmuştuk bunları. Enflasyonu oluşturan kalemlerden barınma, shelter dediğimiz barınma %30-32 oranında etkiliyor. En önemli kalemi o. Gıda %14-15 oranında etkiliyor. Petrol ise yani enerji emtiaları ise %11-12 oranında, yani enflasyonu tek başına salt olarak %11-12 oranında etkileyen bir üründen bahsediyoruz. Ve bu üründe ciddi bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar ki gelen haber akışları bunun daha da yükselebileceği yönünde. Şu anda konuşulan şey şu.
Texas petrolleri için söylüyorum. Haziran ayı, Haziran-Temmuz aylarında 100 dolarlara çıkmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Bana göre ekstrem. Haziran ayı için 100 dolarları beklemek çok ekstrem. Ancak şurası kesin, 100 bekleniyorsa en azından 90'lara ulaşacaktır. Önümüzdeki 3-4 aylık periyottan bahsediyorum. Petrol yükselirse ne olur? Petrol yükselirse enflasyon yükselir arkadaşlar. Enflasyon yükselirse ne olur peki? Hepimizin bildiği üzere Fed faiz arttırmak zorunda kalır. Ya da arkadaşlar faiz arttırmaz ya da bütün senaryoları parça parça konuşacağız. Çünkü birden fazla opsiyon devreye girdi. Bu durumu sadece olumsuz olarak düşünmeyin. Akıl almaz derecede, ya hiçbirimizin hayal edemeyeceği derecede pozitif yansıyabilir arkadaşlar bu durum. Tabii ki sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Ben şimdi haberleri aktarayım. Olası senaryoları parça parça konuşacağız. Bu yabana atılacak bir konu değil arkadaşlar. Sadece kripto piyasası için demiyorum. Bütün her şeyi etkileyebilecek bir zincirin başında olabiliriz. Bunları konuşmamız lazım. Üstelik iyi yanı şu. Bu zincir illa kötü olmak zorunda değil. Bu piyasaya neler oluyor, nasıl böyle yükseliyoruz, nerede düzeltme yapacak dedirtecek kadar pozitif bir durumun başında olabiliriz arkadaşlar. Sadece bunu negatif olarak düşünmemek lazım. Ancak negatif senaryosu da ne oluyor? Yine battık, Allah belanı versin, CZ söylemlerini duyduracak kadar da çok kötü noktalara gidebilir. İki ucu birbirinden bağımsız, senaryoları ve senaryoların gelişim süreçlerini hepsini konuşacağız arkadaşlar. Detaylı bir konu olacak çünkü bu çok büyük sürpriz. Hani Amerika'nın bu kadar önemsediği bir konuda bütün dünyanın Amerika'nın aksine hareket ediyor oluşu, Amerika'yı çok sıkıntıda bırakacak hareketler sergiliyor oluşu, Amerika'nın Asya bölgesindeki eli kolu, her şeyi olan Japonya'nın Rusya'ya yakınlaşması, bunlar hem siyasi konular hem ekonomik konular arkadaşlar. Ve tabii ki kısa vadede etkisi bambaşka bir konu. Söyleyeceklerimin hiçbiri kısa vadede olmayacaktır. Ancak ya yeni dünya düzeninin kapılarını, ekonomik anlamda söylüyorum, yeni dünya düzeninin kapılarının açılabileceği noktalara, yıllar içerisinde oralara gidebilecek durumun başlangıcını görebiliriz arkadaşlar. Detaylandıracağız, yayın içerisinde konuşacağız ama şimdi Amerikan piyasaları açılıyor. Yaklaşık 1 dakika sonra açılacak, Amerikan piyasalarını konuşacağız arkadaşlar. Ayrıca veri takip eden arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. 16.45'te imalat PMI'ları gelecek. Akabinde de ISM'ler, yani işte imalat istihdamı ve imalat PMI'yı genel olarak gelecek. İstihdam burada kısmen önemli olacaktır. Çok önemli değil ama saat 17'de gelecek olan imalat PMI'yı, ISM imalat PMI'yı majör etkiye sebep olacaktır. Çok basit anlamda söyleyeyim. Yükselişleri dolar için pozitif, yani beklenti ya da geçtiğimiz aydaki gelen verinin üzerine bir veri gelmesi dolar için pozitiftir. Aşağısında gelmesi negatiftir arkadaşlar. Bu verinin genel yorumu da şudur. 50-0'dır. Yani imalat istihdamı için konuşalım. 50 demek ne artıyor ne azalıyor demektir. 50'nin aşağısına indikçe küçülme görürüz. 50'nin üstü ise pozitif büyüme anlamına gelir. Bunlar genel yorumlarıdır. Ancak piyasa bakımından sadece olay şudur. Büyüyorsan dolar değer kazanır, küçülüyorsan dolar değer kaybeder. Ve piyasaları açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir piyasa açılışı olacak. Bakalım neler göreceğiz. Soğan 22 lira olmuş. Bu zamana kadar 12 liraya alıyordum. Geçen sene 4 liraydı, enflasyon bu ay %2 küsür geliyor. Hayırlısı olsun hocam, bambaşka bir konu. Piyasalar açıldı arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Kanalı henüz takip etmiyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yayında şu anda 400 kişiyiz. Ve desteklerinizi esirgemeyiniz arkadaşlar. Başladık piyasalara. Şimdi kısa vade takip eden arkadaşlar için tekrar söyleyeyim.
16.45'te yani yaklaşık olarak yarım 15 dakika içerisinde imalat PMI'yi gelecek arkadaşlar. Beklenti yükseliş yönünde. Yani 47'nin üzerine çıkması yönünde. Bu da kısa vadede doların değer kazanabileceği anlamına geliyor. Bilginiz olsun. Ancak 49 bölgesi hala küçülmenin devam ettiği anlamına geliyor. Orta vade için değişen bir yapı olmayacaktır. Diğer taraflardaki verilere baktığımız zaman yine gördüğümüz şeyler, beklentilerden bahsediyorum. Beklentiler doların değer kazanmasına hizmet edecek şekilde dönüyor. Tabii ki bunlar kısa vade etkisi olacak verilerdir. Gelen veriler beklenildiği gibi, piyasaların beklentisi gibi gelirse DXY'da hafif bir kafa kaldırma hareketi görebiliriz. Tesla beni stop etti arkadaşlar. Aylardır taşıdığım Tesla stop oldu bilginize. Keşke olmasaydı ama. Güzel kar ettim, yalan yok. Çok güzel kar ettim. Hiç şikayet etmeyeceğim. Ama 1207'lerden falan. Tesla'cım ne yapıyorsun ya? 206'dan 199 dolara gap'le açtı. Ya bu Tesla'nın satış bilançoları falan gelmişti bu arada. Tesla kötü durumda değil. Bu sert satış dalgası niye geldi ki? Daha doğrusu satış rakamları geldi. Bilanço demeyin. Bilanço bambaşka bir şey. Satış rakamları gelmişti hafta sonu. Bayağı iyi görünüyordu. Büyük sürpriz oldu benim için. Çok büyük sürpriz oldu. Hatta kendi kendime şey diyordum. İyi ki stop oldum. Fiyat yükselebilir diyordum. Long işlem mi alsam diyordum. Çünkü benim için çok büyük sürpriz oldu Tesla'daki bu durum. İşlemim olmadığı için şu an rahat rahat takip ediyorum. Sıkıntı yok. Elon Musk, saygılar abi, selamlar. Çok güzel para kazandırdı bana kendisi. Ancak şunu söyleyebilirim. Benim için sürpriz şu an Tesla'daki bu hareketlilik. Takip etmek lazım. Çünkü Nasdaq'ta da majör bir hareket yok. Nasdaq aynı bölgede. Tesla'daki bireysel bir satış gibi görünüyor şimdilik. Türkiye'de fiyatlar yüksek değil, ücretler düşük. Yaşadığım ülkede Türk lirasının karşılığı soğan 20 lira. Bu da bir bakış açısı. Tesla satış bilançosu kötü gelecekmiş. Fiyatlar düştüğü için. Geldi hocam. Satış rakamları geldi Tesla'nın. Ben mi yanlış şey yapıyorum ya? Gelecek diye okudum da geldi diye mi kafamda kalmış bilmiyorum ama. Ben hafta sonu Quant Fury ile ilgili video çekecektim Ömer Bey. Bu arada aşağıda linkimiz var. Linkten ulaşabilirsiniz. Hafta sonu video çekecektim. Çok kararlıydım. Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Mükemmel bir tatil yaptım. Evde yaptım bu arada. Hani yanlış olmasın, bir yere gitmedim. Ama inanılmaz dinlendiriciydi. Şu an böyle yeniden doğmuş gibiyim. İnanın bilgisayarı falan neredeyse açmadım bile. Ama madem söyledim, hafta sonu açacağım dedim. Yapacağım dedim daha doğrusu Quant Fury'nin videosunu. Yapamadım. O zaman bu akşam yapacağım. Gerekirse uyumam sabaha karşı. Sesim yorgun bir şekilde yaparım. Hiç fark etmiyor. Ama bu gece şeyi tamamlayıp Quant Fury ile ilgili bir 5 dakikalık 10 dakikalık nasıl kullanılır, nasıl alınır, nasıl satılır, nasıl para aktarılır ufak bir video hazırlayıp kanala atacağım arkadaşlar. Bu da sözüm olsun. İki elim kanda olsa demeyin, bu kadar büyük konuşmayayım ama çok büyük bir şey olmazsa bu videoyu hazırlayacağım bugün. Kendine de selamlar. Sevdiğim bir platform. Kullandıkça sevmeye başladım. Gerçekten kullandıkça sevmeye başladım yani hani. Güzel, hoşuma gitmeye başladı. Bir parça paramı aktardım buraya. Buna takılmayın, bu çok önemli değil. Esas hesabıma bir parça para aktardım. Orada işlemler almaya başladım. Başlıyorum. Baya baya iyi. Hocam petrol ile ilgili olumlu senaryoyu yayının sonuna mı saklıyorsunuz? Yok Ahmet hocam. 5-10 dakika içerisinde şeyi bekliyorum aslında. Bölünsün istemiyorum. Şu imalat PMI verisi gelsin. İmalat PMI verisi gelsin hocam. Sonrasında hemen geçeceğim. Hem negatif senaryo hem pozitif senaryoyu konuşacağız. Tabii ki faiz beklentileri üzerinden, Amerika'nın enflasyonu üzerinden konuşacağız enflasyonu. Hani Roma'yı yeniden keşfetmeyeceğiz.
Ancak biraz daha genel çerçevede bakacağız. Normal şartlarda şu gördüğüm yükseliş beni çılgınlar gibi korkuturdu. Bayağı böyle korkuturdu bu yükseliş. Ancak Amerika'nın içinde bulunduğu duruma bakacak olursak seçeneği çok fazla değil. Seçeneklerinden bazıları da piyasalara gerçekten çok pozitif yansıyacak. Bakalım hangisi olacak, konuşacağız. Tesla fena satıldı ya. Çok fena satıldı Tesla. Fena. Ben hiç beklemiyordum bunu. Benim için büyük sürpriz oldu. Bakalım gap'i doldurduktan sonra durumlar böyleyse, eğer bir şekilde gap'i doldurursa, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gap'i doldurursa birkaç pozisyon deneyebilirim. Çok yakın stopla atıyorum. 208-210 bölgesinden short deneyip 213'te, ki yaklaşık olarak şöyle baktığım zaman şuradan stopu açtım. Şuraya stopumu koydum. Hatta şuraya koyarım. %1,5'luk bir stopluk bir hareket deneyebilirim. Ama çok aceleci olmayacağım bu konuda. Çünkü zaten gerçekten çok büyük para kazandırdı bana Tesla. Gördükçe yüzüm gülüyor. Çok büyük para kazandırdı. O yüzden tekrar işlem almak için, yani açgözlülük, hemen pozisyonum kapandı, yeni bir pozisyona gireyim diye açgözlü saldırmayacağım. Ama dediğim gibi, eğer bu bölgeyi 207'lere, 208'lere, bu bölgeye bir hareket görürsem, bir 213 dolar üzeri stoplu, çok yakın stoplu, %1 stoplu bir pozisyon deneyebilirim. Şu an değil ama. Her zaman beğeniyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım, selamlar. Vedat Bey hoş geldiniz tekrar, selamlar. Türkiye bankalarıyla anlaşma diyordunuz hocam, direkt para aktarım için. Evet evet. Bu konuda çalışmalar devam ediyor Mustafa Bey. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Güncellemeler kompleks yapılar arkadaşlar. Bunun için bankalarla anlaşmak gerekiyor. Bu prosedürler uzun prosedürler. Şu an yapı tamam. Yapı okey. En azından bana söylenen şey bu. Yapı tamam ama anlaşma süreçleri, prosedürler devam ediyor. Yakın bir gelecekte olacaktır. Hatta ben kendim bizzat söyledim. Dedim ki yani bunu sağlayın. Türkiye'de bir banka kullanan, işte Ziraat Bankası, ne bileyim işte İş Bankası, aklınıza ne geliyorsa, çok önemli değil. Herhangi bir banka kullanan insan direkt olarak buraya TL aktarabilsin. Ya böylelikle Binance TR'yi de aradan çıkarmış olurum ben, ki Binance TR kullanmaktan hiç memnun değilim arkadaşlar. Dolar alıyorum, dolar satıyorum, para aktarıyorum, para çekiyorum. Habire komisyon, habire komisyon, habire komisyon. Niye vereyim? Niye vereyim? Böyle bir şey gelirse bu da komisyonsuz olarak dolar alırım. Tether alırım. Neyse işte ne istiyorsam alırım artık. $10 işleme girdim. %50 kar alıp çıkınca $10 mı, $5 devam ediyor? Yoksa gene $10 üzerinden mi devam ediyor? %50'sini alıyorsanız hocam, şöyle söyleyeyim. $10 işleme girdiniz. Yarısını alıp çıktınız. İşleminiz $5'la, işte o zamanki karınız, zararınız neyse ona göre devam eder. $12'a çıkmıştı. %50 kar aldınız. $6'la devam edersiniz. Ya da isterseniz manuel olarak girersiniz. Karınızı içeride bırakırsınız. Sadece ana paranın yarısını alırsınız. Kendiniz ayarlarsınız onu. Hadi bakalım. S&P kafayı yukarı kaldırdı. Tesla'dan da bekleriz aynı performansı. Petrol tarafı, yemin ederim verilmiş sadakam varmış. Ya verilmiş sadakam varmış. Hayatımda ilk defa stop olduğum için bu kadar mutlu oldum arkadaşlar. Ya benim petroldeki işlemim çok küçük bir işlem değildi. Çok güzel bir işlemdi, büyük bir işlemdi. Şu zarar beni çok üzerdi. Şu zarar beni çok çok fazla üzerdi. Verilmiş sadakam varmış petrol tarafında. 75 bölgesi takip edilmeli aşağıda. Gap burada kapatılacak, 75 tarafında. Burası takip edilmesi gereken bölgedir. Yukarıda da şu an direnç bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz. 80-81 dolar bölgesi. Bakınız burada. Direnç bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Şöyle iki tane atacağım. Burayı kırarsa işler pisleşecektir. Yukarıda 85 dolarlar bizleri bekliyor. Şurası.
Burası kırılırsa, özellikle burada 80 dolar bölgesi kırılırsa işler bayağı pisleşecektir. Bunun da üzerinde 92 dolarlar bizi bekliyor olacak. Bakalım, bakalım. Şu veri bir gelsin, sonra diğer durumları konuşmaya başlayacağız. DXY ne yapıyor? DXY ölmeye devam ediyor. Altın ne durumda? Ekstra bir şey atmam lazım şuraya. Bir saniye daha şey atalım. Altına da bakmamız gerekiyor. Çünkü petrol şu an stabile bağladı. Petrol tarafında bir hareketlilik yok. Piyasalar pozitif gidiyor. Ki dolar endeksinin aşağı yönlü inişiyle beraber. Altın tarafında neler oluyor? Bir ona bir bakalım. DXY neden aşağı gidiyor aslında? Bunu anlamaya çalışalım. Altın kendini bir aşağı bırakmış. Geri toplamış. Hızlıca. Güzel. VIX endeksi 19 seviyelerinde. Ya çok güzel görünüyor şu anda piyasalarda. S&P durmak bilmiyor. Bunun tam anlamıyla manası nedir? Amerikan piyasaları değer kazanıyor arkadaşlar. Dolardan çıkan para Amerikan piyasalarına giriyor. Budur. Hocam kısa vade beklentiniz gerçekleşti. Pazar günü iyi düştü. Ya güzel bir bölgeye geldi. Bu bölge güzel bir alım bölgesiydi. Burada da güzel alım bölgesiydi. Burada da güzel alım bölgesiydi. Şu an anormallik yok. Kısa vadede bir anormallik yok. Teknik olarak da ekstrem bir şey yok. Şu an Bitcoin falan ya da Ethereum teknik olarak gayet iyi görünüyor. Şu veri bir gelsin, petrol tarafını konuşmaya başlayacağız. Twitter'a gelin arkadaşlar bu arada. Twitter'a gelin. Bundan sonra şu tarz içerikleri çok daha fazla Twitter'da paylaşmaya başlayacağım. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Piyasayla ilgili önemli noktaları, genel beklenti hareketlerini vesairesini, bu tarz analizlerimi çok daha fazla Twitter'da paylaşmaya başlayacağım. Şöyle ufak bir kategorize durumu yaptık. Haberler, haber akışları ki Sercan hocamın da katılımıyla beraber çok daha aktifleşmeye başladık. Üçüncü bir kişinin bulunması, hatta Evrim Hoca da haber akışlarına katkı veriyor zaman zaman. Dört farklı kişi haber akışlarını burada paylaşıyoruz. Bu arada Ballard'ın şeyi vardı. Şu açıklaması çok önemliydi Ballard'ın. OPEC'in, yani bu petrol olaylarının uzun vadeli etkisinin olup olmadığını merak ediyorum diyor aslında. Bu hepimizin ortak sorusu. Haber akışlarını tamamen buradan paylaşacağız. Analizlerimizi, kişisel analizlerimizi işte ya VIP grubunda olur ya da kişisel Telegram hesaplarımızda paylaşacağız ağırlıklı olarak. Ya da ekstrem bir şey gördüğümüzde tabii Telegram'da da paylaşırız. Bu şekilde bir ayrıma girmek gerekiyor çünkü diğer türlü çok yoğun oluyor. Bir gördüğüm haberi bir daha göremiyorum. Takip ediniz arkadaşlar. Linklerimiz aşağıda mevcut. Okey. Altın tarafı. Altın kafayı kaldırıyor. O zaman DXY düşmeye devam ediyor. DXY'nin majör destek alanı burası arkadaşlar. 102 bölgesi. Majör destek alanını oluşturuyor. Özellikle 102 ile 101.80 bölgesi. Eskilerden de tanıdığımız çok güzel bir bölge. Bakalım buraya doğru geliyor. Bir veri gelsin. Daha net hareket anlarız. İmalat PMI verisi beklendiği gibi geldi. Beklenti geldi. Çok majör bir etkisi olmayacaktır. Geçtiğimiz aydan bu aya yükseliş görüyoruz. Çok önemli değil. Piyasalar beklediğini aldı. Çok majör bir etki görmeyeceğiz arkadaşlar, bilginize. Yani olan hareket olmaya devam edecek. US 10 years düşmeye istekli gibi. Düşecektir hocam. Düşecektir. Şu anki haber akışları etkileyecektir çünkü doları da. Telegram'ınız muazzam faydalı hocam. Son günlerdeki aktiflik başka kanalları takipten çıkarttı resmen. Sadece grafik eksik hocam. Hocam grafik olayı bambaşka bir konu ya. Grafik olayı bambaşka bir olay. Teşekkür ederim bu arada güzel düşünceniz için. Çok teşekkür ederim. Şimdi güzel açıldı Amerikan piyasaları, haftaya çok güzel başladı. Güzel. PMI verisini
sıkıntısız atlattık en azından ilkini. Asıl önemli olan bu. Şu. Çok pardon şu. Çok affedersiniz. ISM imalat PMI Mart ayındaki. Asıl önemli olan bu. Bunda da bir sıkıntı çıkmazsa 15 dakika sonra problem olmayacaktır. Yön beklentiniz nedir? Yön beklentim şu. Birazdan yön beklentimi anlayacaksınız Cemal Bey. Özellikle vereceğim temel taraftaki petrol üzerinden çizeceğim senaryolarda yön beklentimi çok net anlayacaksınız. En azından gerçekleşen senaryoya göre. Ancak kısa vadede beklentim şu. Bitcoin'in bir high yapması gerekiyor burada. En azından kısa vade için söylüyorum. Bakınız 15 dakikalık periyotta Bitcoin'in en azından teknik anlamda 28.600'lere doğru yola çıkması, hatta şöyle söyleyeyim, 28.500 bölgesine doğru, belki bir tık daha üzerine doğru hareket etmesi sağlıklı olacaktır. Kısa vade, çok kısa vade istediniz, çok kısa vade söyledim ben de. Buranın üstü ise tamamen farklı bir boyut, orayı ayrı konuşmak lazım. Hadi gelelim şu petrol tarafına. Bu petrol olayı nedir? Altın tarafıyla ilgili Halit Bey herhangi bir yorum yapmadım. Altın tarafıyla ilgili herhangi bir yorum yapmadım çünkü petrol her şeyi etkiliyor. Altını da etkileyecektir. Dolaylı yoldan altını çok ciddi etkileyecektir. Konuşmak gerekiyor. Şimdi petrol tarafıyla ilgili öncelikle arkadaşlar petrolün yükseliş senaryosu, ki dediğim gibi bakın benim beklentim değil, fon şirketlerinin, bankalarının revize ettiği yeni yıl sonu petrol beklentisi 90-92 dolar bandından 95 dolarlara, 97 dolarlara kadar çıktı. Bunu ben söylemiyorum. Bu gelen bir veri. Fon şirketlerinin revize ettiği bir veri arkadaşlar. Peki petrolün yükselmesi ne demektir? Öncelikle buradan basitten başlayalım. Petrolün yükselmesi ne demek? Petrolün yükselmesi demek arkadaşlar, Amerika için söylüyorum, hatta gelişmiş bütün ülkeler için söylüyorum, enflasyonun artması demektir. Peki enflasyonun artması ne demektir? Asıl olay burada başlıyor. Normal şartlarda, bakınız normal şartlarda enflasyon yükseldiği zaman son 1 yıldır, 1,5 yıldır, normal şartlar dediğim bu arada çok anormal bir durum ama son 1 yıldır, 1,5 yıldır enflasyon yükseldikçe Fed faiz arttırıyor arkadaşlar. Fed'in faiz arttırmaları sonunda zaten piyasa çıkıldığını görüyoruz. Güzel, kısa vade gidiyor yukarı daha. Doğal olarak petrolün yükselmeye devam ettiği yerde biz Fed'den faiz arttırımı bekleriz. Beklerizden öte bunu verisel olarak görüyoruz. Yaklaşık olarak %40-42 oranında, %40-42 oranında 25 bas puan beklentisi vardı. Petrol haberleri geldi. Grafikler açıldı. %60'a vurdu arkadaşlar. Şu anda bakınız yer değiştirdi. Bunun tam tersiydi. %60 oranında 0 bas puan bekleniyordu hafta sonundan önce. 25 bas puan beklentisi %40'tı. Petrol haberleri geldi. OPEC tarafından haberler geldi. Petrol grafiği bir açıldı. Bunların direkt yer değiştirdiğini gördük. Ve üstelik petrol artmaya devam ettiği sürece, petrol yükselmeye devam ettiği sürece buradaki 25 bas puan beklentisi artmaya devam edecektir. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. 25 bas puan. Bu arada petrol arttıkça faiz konusunda daha agresif olmaları gerekiyor. Çünkü enflasyon alıp başını gidecektir. Bakın bu ayki enflasyon verisi değil. Bir sonraki ay. Yani Nisan ayında gelecek enflasyon verisinde bir değişim olmayacak. Mayıs ayında. Nisan, Mayıs. Aynen öyle. Mayıs ayındaki eğer petrol bu şekilde devam ederse Mayıs ayındaki enflasyon yükselecektir. Sadece petrol etkisinden dolayı bile yükselecektir. Doğal olarak faiz beklentileri artacaktır. Fed'in bizim önümüze koyduğu senaryonun dışına çıkmış olacağız. Fed faiz arttırdıkça zaten banka krizlerini biliyorsunuz. Bu arada banka krizleri Biden bile söyledi artık. Önemsenmesi gereken şeyler. Ciddi seviyelerde hala çözülmüş bir şey yok. Banka krizleri hala yeni yeni bankaların adını duymaya başlıyoruz. Amerika tarafında batışlarla ilgili. Faizler artmaya devam ederse banka krizleri büyür, yeni banka batışları görürüz ve sonunda sistem öyle bir noktaya gelir ki benim aylardır bağırdığım resesyon, resesyon, resesyon durumuna kadar gider arkadaşlar. Bu ana beklenti, ana senaryo. Diğer senaryoları konuşalım. Şimdi işe ekonomik açıdan bakarak söylüyorum bunu.
Japonya-Rusya yaklaşması Avrupa'nın özellikle doğal gaz tarafında farklı alternatiflere, petrol konusunda Amerika'dan uzaklaşıp farklı alternatiflere yönelmesi hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan Amerika'yı çok ciddi sıkıntılara sokmaya başladı ki bunun sesleri duyulmaya başlanıyor. Şu an yıllar sonra ilk defa dünyada yeni bir şey konuşuluyor arkadaşlar. Doların yerine yeni bir rezerv para olabilir mi? Yuan burada bayağı ön plana çıkıyor. Bunları biz görmeyeceğiz. Allah hepimize uzun ömürler versin ama bu rezerv para değişimini biz göremeyeceğiz. Bu en az 30 yıl 40 yıl sürecek bir süreç. Ancak bunu konuşulmaya dünyada tarihinde ilk defa, tarihte demeyeyim, Amerika dolar rezerv para olduğundan beri ilk defa bu kadar yüksek tondan devletler bazında bir dolardan kaçış görüyoruz ve doların rezerv para olma ihtimali, rezerv paralıktan çıkma riski iyice hat safhaya çıktı arkadaşlar. Amerika da bunun farkında. İşte olay burada başlıyor arkadaşlar. Amerika enflasyonu bir süre salıp piyasalara arka kapılardan para enjekte edebilir. İnanın bunu yapar. Geçtiğimiz günlerde 300 milyar dolarla bunu Fed yapmıştı. Hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz daha doğrusu. 300 milyar dolarlık bir arka kapıdan para sokmuştu. Fed ve Amerika hazinesi bu arka kapı üzerinden para pompalama işini ekstrem seviyelere çıkarabilir. Bütün dünyaya dolar dağıtabilir. Lütfen dolarda kalın. Lütfen bana dönün. Rusya ile işbirliği yapmayın. Aman işte petrol üretimini arttırın. Alın size dolar. Üzerlerine dolar saçabilir arkadaşlar. Yapmıştı. Yine yapabilir. İşte bunu yaptığı senaryoda da hem petrol fiyatını dizginleyecektir. Çok iyi. Hem siyasi açıdan Rusya-Çin bloğuna yaklaşan kendi yakınlarına, kendi dostlarını tekrar kendine çekebilir. Biz de bizim için daha önemlisi, en önemlisi bence piyasalarda akıl almaz yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Yani bu hayali bir senaryo değil. Ancak tüm bu süreçler sonunda Amerika tekrar hem arka kapıdan hem de baya baya aleni bir şekilde para basmaya başlayabilir. Fed'in kendi asetlerinde, kendi ürünlerinde yükseliş görüyorduk. Bu yükselişin çok daha sert bir şekilde yükselmeye devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Takip edilmesi gerekiyor. İkisi birbirinden çok bağımsız senaryolar. Birisi Bitcoin için söyleyeyim. Minimum 50 bin 60 bin dolarların kapısını açacak hareketliliği başlatır. Diğeri ise arkadaşlar resesyonu tetikler ve öngörülemez noktalara gider. Hem siyasi, dünya siyaseti açısından söylüyorum hem dünya ekonomisi açısından bir kaosun içerisinde kendimizi bulabiliriz. Petrol hafife alınması gereken bir konu değil arkadaşlar. Yani Orta Doğu'da yaşıyoruz. Coğrafya olarak bir kısmımız Orta Doğu'da. Biz burada çok savaş gördük. Irak, Suriye'deki olan olaylar, Afganistan tarafları ya da bir sürü şey var. Gördüğümüz, bildiğimiz, çok yakından bildiğimiz üstelik. Bunların hepsinin sebebi petrol. Doğal olarak petroldeki bu fiyat hareketliliği çok kişinin canını sıkar, çok dengeleri değiştirir. Finansal piyasalar açısından da söylüyorum. Çok şeyi değiştirmeye gebe bir durum. Çok yakından takip edilmesi gerekiyordur. Kripto yatırımcısına söylüyorum. Orta uzun vade yatırım yapan insanlara sesleniyorum. Kısa vade için bambaşka bir konu. Onu her zaman ayrı bir noktaya almak lazım. Orta uzun vade yatırım yapan ya da yatırım yapmayı düşünen kişiler bir Bitcoin grafiği kadar petrol grafiğine de artık benim böyle yayınlarda petrol artık şeyin yanında olacak. Bitcoin'in yanında olacak arkadaşlar. Çünkü her şeyi ekstrem değiştirebilecek. Petroldeki yükselişler devam ettikçe gelecek haber akışları, bu arada teknik tarafta yine üzüldük teknik taraf için ama yine temel tarafa döndük. Temel taraftan gelecek haber akışları 32 bini de kırdırır, 40 bini de kırdırır, 69 bini de kırdırır. Tam tersi senaryodaysa faiz artırımlarını tetikler, resesyona kadar bizleri götürür arkadaşlar. O yüzden orta ve uzun vade yatırım yapmayı, bu arada Nasdaq S&P tarafı için de geçerli, emtialar için de geçerli. Peki bunun altına etkisi nasıl? Bunu konuşalım. Altına etkisi de şudur arkadaşlar. Altının en büyük düşmanı faiz. Bu artık bir kalıp cümle. Altının en büyük düşmanı faiz.
petrol yükselmeye devam ettikçe beklentisel olarak gördüğünüz üzere beklentisel olarak faiz arttırımları yükselecek. Hatta 25 bas puan gelecek, belki 0 gelecek, yani 25 gelecek, 50 gelecek, abartarak söylüyorum 100 gelecek, neyse. Faiz arttırımları devam ettiği sürece de altın negatif etkilenecektir arkadaşlar. Altınla olan bağlantısı da bu şekilde. Doğal olarak emtiaları da takip eden arkadaşlar. Özellikle burada altın çok 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 önemli. Altını da takip eden arkadaşlar. Yine gözleri kulakları petrol üzerinde. Petrol tarafından gelecek haber akışları üzerinde olsun arkadaşlar. Zaten dolara girmiyorum bile. Dolarla, bildiğiniz üzere dolar ve petrol korele ürünlerdir. Yani dünyadaki petrolün fiyatını dolar belirler. O yüzden zaten dolarla da birebir bağlantılı bir ürün. Gözümüz kulağımız artık burada olacak arkadaşlar. İnanın diğer bir sürü haber akışlarından çok daha önemli konumda. Yapısı gereği de, siyasi durum gereği de çok önemli konumda. Ve kısa vade pozisyonlarımızı etkilemez ama orta uzun pozisyonlarımızda dünyaları değiştirecektir. Ki pozitif olma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Bir şekilde Amerika biz bununla başa çıkamıyoruz deyip dünyaya tekrar para dağıtmaya başlarsa muazzam mutlu bir insan olacağım. Bitcoin sizce düşüşe geçer mi? Kısa vade soruyorsanız direnç bölgesindeyiz. Tabii ki geçebilir. Bugün chat durgun ya. Chat'te bir durgunluk var bugün. İyi misiniz arkadaşlar? Keyifler nasıl? PMI geldi. Doğru, PMI'ya da bakayım. Nerede? Daha gelmedi o ya. 2 dakikaya gelecek. Delil hocam hoş geldiniz. Selamlar. Fuat hocam selamlar. Hoş geldiniz. Pazartesi durgunluğu mu? Chat bayağı durgun. Taha Bey öyle düşünmeyin ya. Bıkkınlık var gibi düşünmeyin hocam. Buradan longlayın. Buradan short pozisyonlar alın. Buradan longlayın. Buradan short pozisyonlar alın. Buradan longlayın, buradan short pozisyonlar alın. İlla bütün amin Erkan Bey. İlla bütün aldığınız pozisyonlarınızı bir ömür boyu tutmak zorunda değilsiniz hocam. Çok güzel karlar elde ettim ben bu süreçte. Gerçekten çok güzel, çok tatlı. Yani bu bölgeden longlar açtım. Hatta bunları canlı canlı da söyledim. Bir kısmında yayındaydım çünkü. Long aldım diye. Buradan longlar aldım. Buradan almadım çünkü hafta sonuydu. Değerlendirmedim açıkçası. Bu bölgelerden short pozisyonlar aldım. Bu bölgeden short pozisyon. Daha yeni aldım short pozisyonlar. Hatta neyi aldım? Söyleyeyim. Halenen söyleyeyim yani. Gizleyecek, saklayacak bir şeyim yok. ACH'de short pozisyon aldım. Nerede o? AGX'de short pozisyon aldım. APE'de short pozisyon aldım. Bunlar yakın stoplu. Yakın, çok yakın stoplu işlemler. Aşağı inerse kar alacağım. Ya da kapatacağım. Tekrar long deneyeceğim. Daha da kırılırsa, burası da artık 27.600'de kırılırsa kaçma vakti. Short pişmanlıktır. Evet hocam, katılıyorum. Short çok büyük pişmanlıktır. Bu arada şey geldi. Veriler düşük geldi. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar, veriler düşük geldi. Ben yanlış mı görüyorum? İmalat 49'a indi. Aynen. Düşük gelmiş. Doların değer kaybetmesi, piyasaların pozitif etkilenmesi beklenir. Kısa vade. Yani DXY ölüyordu ya. Biraz daha ölmesi beklenir. Çok az daha. Şeye, short pişmanlıktır'a bakıyordum da hocam. Şöyle, short pişmanlıktır. Katılıyorum. Bakalım short ne kadar pişmanlık. Vallahi short bayağı pişmanlıkmış be hocam. Yani short pişmanlıktır. Şurada karar verdiniz buna. Bilmiyorum. Tabii şu an trend
Trend yukarı yönlü. Hocam hiç öyle söylemeyin ya. Hiç öyle söylemeyin. Trendin yukarı yönlü olduğunu ben de biliyorum. Zaten o yüzden 10 tane long işlemim varsa 2 ya da 3 tane short işlemim var. Katılıyorum o konuda size. Stop koyduktan sonra bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Ya short açmak demek şu demek değildir. Peki o zaman ben buradan short açtım sonsuza dek tutayım demek değildir. Kârınızı alırsınız. Kısa vade düşünün. Ama şey konusunda katılıyorum size. Trend döndü. Yani Bitcoin higher high yaptı 25.200 kırılımıyla beraber. Higher high'ını gerçekleştirdi. Şimdi bir de higher low yani yükselen bir dip yaparsa trendimiz, yükselen trendimiz hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Dominans kaça geldi bu arada? Çok fazla dominans soruluyor. Dolar altındaki hareketliliğe bakın. Gelen kötü veriyle beraber. Bu arada artık şunu net olarak söyleyebilirim. Bunu söylemekte çekince yok. Dolardan çıkan her kuruş altına gidiyor arkadaşlar. Veri kötü geldiği anda altının yaptığı harekete bakın. İnanılmaz bir hareket bu ya. Veri kötü geldiği saniyede altındaki hareketliliği görüyorsunuz. Doğal olarak şey sorusu var ya dolardan bilmem kaç trilyon dolar çıktı. Bu para Bitcoin'e gelir. Gelmez arkadaşlar. Önce altına geliyor. Her veride önce altına geliyor. Sonra Bitcoin'e geçebilir. O ayrı. Ama şu anda yani gelen kötü veriyle beraber altındaki hareketliliği dakika dakika görüyorsunuz. Haber akışları da var tabii ki etkiliyor. Texas petrolleri. Mustafa Bey, bu SXP niye bu kadar konuşuluyor anlamadım. Arkadaşlar yükselen treni atlamayı bırakın. Geçen haftanın konusuydu SXP olayı. Bakın neden bu kadar yükseliyor diye bakıp gittiğiniz coinlerde kaybedersiniz lütfen. İşlem açıyorsanız da temkinli olunuz. Geçen haftanın konusuydu SXP olayı. Haberini konuştuk, canlı yayında konuştuk, burada konuştuk. Neden yükseliyor? Haberleri neler? Şu an onun etkisi devam ediyor ama bu saatten sonra ilgi duyarsanız SXP neden düşmeye başladı sorusuyla karşı karşıya kalırsınız. Lütfen temkinli olunuz. Benim bir pozisyon açmam lazım bu arada. Okey. Geride kalmayın. Buradan toplayanlar 31K sonra pişman olacak. Hocam yapmayın. Siz bayağıdır chatte bulunan birisiniz. Sizi banlamak istemiyorum. Söylediğiniz şey insanları fomoluyor. Bakınız uzun vade bir analiz yapıyorum. İnsanlar diyor ki niye düştük, niye yükseldik? İnsanlar ciddiye alıyor. Vatan reacted hocam. İnsanlar ciddiye alıyor bu söylemleri. Yapmayın. Kimseyi fomolamayın. Çok rica ediyorum sizden. Ya bayağıdır kanaldasınız. Yorumlarınız da güzel. Yanıldığınızı da söylemiyorum. Fiyat 31 bin dolara da gidebilir. Bunun bir önemi yok. Biz bu şekilde çalışmıyoruz. Biz buralara gideceğiz, buralara yükseleceğiz. Alı dalın diyenlerden değiliz hocam. Çok rica ediyorum. Biliyorsunuz zaten. Nerede işlem aldınız 10 dolarlık? Olsun hocam. Olsun. Yine de şey yapmayın. İnsanları FOMO'ya getirecek ya da korkutacak böyle ekstrem şeyler yapmamak lazım. Altın heyecanlı. Altcoin'lerin derdi ne? Diğer döngülere çok benziyor Hasan Bey. Diğer döngülere bayağı benziyor bu arada. Diğer döngülere benzemiyor demişsiniz. Aşırı benziyor diğer döngülere. Altcoin'ler. Dominans her zaman yükselir. Bütün döngülerde şu standarttır. Dominans yükselir. Göstereyim hemen. Dominans yükselir. Altcoin'ler ezilir. Sonra dominans düşmeye başlar. Altcoin'ler uçmaya başlar. Bütün döngüler böyleydi ve birebir benziyor. Hiçbir fark yok diğer döngülerden. Dominans bazında. Şu
şunu unutmayın arkadaşlar. Bakınız buradaki bölgeler, ekranda gördüğünüz bölgeler, öylesine çizilmiş bölgeler değil. 10 dolarlık işlemi bu defa söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu defa ne işlem açtığımı söylemeyeceğim de. Buralar öylesine çizilmiş yerler değil. Bakınız. O yüzden ben buradan long açayım, 31 bine değmez. Değmez yani, şu an bulunduğumuz yerden 31 bin dolarlık işlemi açmaya gerçekten değmez. Fiyat 29 bin doları kırsın, sonra açılır. Ki ben çok pozitif değilim ya. Ben hala çok pozitif değilim. Özellikle şu petrol haberlerinden sonra hiç pozitif değilim ama şeye inanmak istiyorum. Amerika'nın bu işi sessiz sedasız bir şekilde çözeceğine, arka kapılardan her zaman yaptığı gibi bu işi sessiz sedasız çözüp petrol krizini çözeceğine ve piyasaları çok... Bu arada bir diğer senaryo petrol olayıyla ilgili bahsetmekten unuttum. Çok önemli bir senaryo daha vardı. O da şu arkadaşlar. Ne para basarlar ne de bir şey yaparlar. Amerika gider Suudi Arabistan'la, Japonya'yla arka kapılardan konuşmalar yapar. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın der. Gözdağı verir. Onlar da tamam abi, özür dileriz abi derler. Sonra petrolde şunu görürüz arkadaşlar. Hop, kendi kendine aşağı sert hareket. Ve bu da inanın piyasalar için çok pozitif olur. Çok 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 pozitif bir durum olur. Bilginize. Ya doğal olarak şu an benim önümde gördüğüm 3 tane seçenek var petrol süreciyle ilgili. Ana senaryo negatif olanı, kesinlikle bunu yansımamak lazım. Çünkü genel beklenti zaten ana senaryo üzerinden olur. Ancak yan senaryolarımızın hepsi ultra pozitif senaryolar ki gerçekleşme ihtimali olan senaryolarda. Öyle Amerika'nın gidip diplomatik ilişkilerle sorun çözdüğü görülmemiş bir şey değil yani. Sıklıkla görüyoruz hatta. Bakalım. Nisan ayı sizce nasıl geçecek? Nisan ayı içerisinde 25.200'leri görürsek şaşırmam diyeyim. Orada kalacak, daha da altına ineceğiz demiyorum bakınız. Nisan ayı içerisinde 25.200'leri görürsek, 25.200 bölgesini, ben şaşırmam. Bunu Nisan'ın ilk yayınında söylemiş olayım. Bu şöyle de olabilir. Fiyat buradan 35.000 dolara gider. 40.000 dolara abartarak söylüyorum. Hadi iyice abartayım. Fiyat buradan 50.000 dolara gider. Oradan 25.000 dolara düşer de olabilir. Direkt buradan 25.000 dolara düşüp oradan 40.000 dolara gideceği bir hareket de olabilir. Bakın işin o kısmını anlatmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Nisan ayı içerisinde fiyat 25.200 dolar bölgesine, 300 olur, 100 olur fark etmiyor, o bölgeye temas ederse hiç şaşırmam. Neyse, artık arkadaşlar yayını biraz daha kısaltıyorum Ramazan ayı boyunca. Şu anda da 1 saat 15 dakika olmuş. Normal şartlarda Ramazan ayında yayını 1 saat dolayısıyla 1 saat civarında tutmayı hedefliyorum. Çünkü şunu fark ettim arkadaşlar, konuşmaya devam ettikçe, efor sarf ettikçe hem susuyorum hem de agresifleşiyorum Ramazan'dan dolayı. Mazur görünüz beni. O yüzden Ramazan süresince saat 4'teki yayınlarımızı saat 4-5 arasında yapacağım. Aktaracağım her şeyi aktardığımı düşünüyorum. Şeffaf bir şekilde. Kendi işlemimi de aldım. Ali İmam demiş ki piyasalar açıldı, güzel dedim, düşüyoruz, yapma şunu. Ya babacım, ben ne zaman güzel dedim ki? Ben şunu söyledim, dedim ki Nasdaq güzel açıldı dedim. Negatif pozitif yönlü açıldı dedim. S&P yukarı yönlü açıldı dedim. Bunun için 22 TL atmışsınız. Çok teşekkür ederim ama al sana işte. Bitcoin'de de dedim ki 28.500'lere doğru, 28.500'lerin belki üzerine bir hareket görürüz dedim. Yukarıya doğru bir denedi, yemedi, düşüyor. Şimdi Ali Bey, gayet sakin bir şekilde cevap vereceğim. Yayının sonuna geldiğim için size cevap vermem gerekiyor. Teşekkür ederim desteğiniz için. Lütfen ne bana göre, ne bir başka cengavere göre, ne de ben bu işi çok iyi biliyorum abi, gelin benimle işlem açın abi, ben süperim, bak ben mükemmelim diyen Twitter fenomenleri, YouTube fenomenleri, sosyal medya influencerlarına göre işlem açmayınız hocam. Çok teşekkür ederim. Bakın bu altın değerinde bir öneridir. Kimseye göre işlem açmayın. Eğer piyasada işlem açacak yetkinliğiniz yoksa
Önce yetkinliğiniz olsun, işi öğrenin, sonra işlem yapınız. Ali Bey, çok teşekkür ederim desteğiniz için. Bu arada hala bakın, S&P burada. Ya hala S&P pozitif. Bilginiz hocam. Hala altın pozitif. Hala Texas petrolleri pozitif. Petrol pozitif hala. Hala DXY aşağılara iniyor. Yani sizin dar görüşünüz Bitcoin'in 50 dolar aşağı inmesi etrafında şekilleniyorsa zaten o fikri de değiştirmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam desteğiniz için. Aklınızda bulunsun. Kimseye göre işlem açmayın. Yani çok basit örnekle söyleyeyim. Sonra zaten yayını sonlandıracağım. Bana deseler ki gel şuraya bir tane inşaat dik. Ben derim ki ne anlarım bu işten? İnşaat dikmek benim neyime? Ama birçok insan diyor ki ben piyasalarda yatırım yaparım. Bilmiyorsanız yapmayın hocam. Önce öğreniniz. Çünkü başkasının fikriyle yola çıkanlar batacak. İmkanı yok bakın. Ben bu zamana kadar başkasının sözünü dinledim. Dünyaları kazandım diyenini görmedim. Hepsi sonunda battı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Son söylemlerim yayının bütününden daha önemliydi bana göre. O yüzden önce öğrenin arkadaşlar. Herhangi bir iş yaparken piyasada bir iş, sonra işlem alınız. Kendinize de iyi bakınız. Hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Akşam yine yayınlarımız olacak. Kendinize dikkat edin. Stok kullanmayı unutmayın. Bol kazançlar. Görüşürüz.